Şimdi ansiklopediyi bilgi birikimi, bilginin yani çevrili bilgi olarak alırsak o zaman o bilginin gerçekten bilgi olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor ve aslında şu ana kadar felsefe tarihinden öğrendiğimiz kriterlere göre herhangi bir ansiklopedi, bu ister Britannica olsun, ister Larousse olsun ya da ne olursa olsun aslında bilgi adına, gerçek anlamda bilgi adına uygun bir içerik kapsamıyor. Çünkü oradaki içerik bir taraftan eskiyor, bir taraftan yorumsal, yorum karakterini gösteriyor ve değişik kişiler tarafından, değişik zamanlarda, değişik bakış açılarına göre, değişik duygulara göre, yani düşüncenin yanına duyguyu da katıyor insanlar, kendilerine göre yazıyorlar. Yani çok açık. Eğer Fransa tarihinin gerçeğini öğrenmek istiyorsam, o içerik, o gerçek içerik bana Britannica'da ya da Larousse'da ya da başka bir ansiklopedide verilmiyor. Çünkü oradaki Fransa tarihinin metni şu ya da bu kişi tarafından yazılmış ve de onun görüşlerine göre yazılmış sübjektif bir şey. Buna bilgi demek şey değil, olanaklı değil. Şimdi burada şu faktör var. O bilgi değil, bu bilgi değil, şu değil. O zaman bilgi nedir? O zaman bilgi yoktur. Postmodern ruh durumu bu problemi böyle çözdü. O kültür kötü, bu kültür kötü, şu kültür kötü. O zaman iyi kültür, iyi kültürde yok. Öyleyse bu kültürde kötü diyemezsin. Her kültür kendi için iyidir. Çok kültürlülük. Dokunmayın. İran'da insanlar başörtü örtüyorlar. Kadınları vinç direklerinde asıyorlar ya da taşlıyorlar. Ama bu kültür. İngiltere'de kültür, Londra'da ya da İngiltere'de şeye de izin veriyor. Müslümanların karılarını dövmesini bir suç olarak görmüyor, bir kültür olarak görüyor ve onlara karışmıyor. Yani çok kültürlülük bir ideal standardı kabul etmediği için her şeyin geçerli olduğunu söylüyor. Albert Camus diyor galiba, her şey mübahtır. Yani Tanrı'nın olmadığı, iyinin ve kötünün standardının, ölçününün standardının olmadığı bir yerde neyin iyi, neyin kötü olduğunu kim söyleyecek? Şimdi bilgi bu perspektifte baktığımız zaman bambaşka bir anlam kazanıyor. O zaman diyoruz ki Britannica'nın içeriği gerçekten bilgi değil. Britannica'da bir postmodern yazacak olursa Fransa'yı, ki yazıyorlar da oraya tamamen sübjektif, kültürel, göreli şeyler koyacak. Gerçek içeriği koymayacak. Klasik felsefe bize gerçeğin olanaklı olduğunu söylüyor. Ya da Tanrı'nın ölmediğini söylüyor. Nietzsche Tanrı öldü diyor. Yani Us öldü, Logos öldü ama klasik felsefe hayır diyor, niye olsun? Yani o Nietzsche'nin kendi şeyi ya da nihilistin kendi ruh durumunun bir sonucu. Yaşam anlamsız değil diyor. Yaşam anlamlı diyor. Çok anlamlı ya da sonsuz anlamlı. Bilgiden o çıkıyor. Eğer insan bilgiye yetenekliyse, o zaman öyle olduğunu kabul ediyorsa, o zaman onu kazanmak için çalışmaya başlar, çabalamaya başlar. Ve de bilgi o görelilik kültüründe göreli olmayan bir şey, o zaman değerli olan bir şey olacak. Daha önce konuştuk, göreli olmak değerleri, değerliliği çürüten bir şey. Görelilik saltının reddedilmesi olarak şey getirir, nihilizme, değerlerin tam silinmesine götürüyor. Götürmüyor mu? Götürmüyor. İnsanlar umutsuzlaşıyorlar. Yaşamlara da değer kalmıyor. Ne? Günlük yaşam, fenomen dünyası zaten geçici dünya. Orada bir anlam bulamıyorlar. Orada bir değer yok. Ve Tanrı öldü, felsefe öldü, Logos öldü. Böyle şey, ot gibi, saman gibi bir fenomenal yaşam içinde gidiyorlar. Yani bunun daha alternatif olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bilseler zaten o nihilizmden kurtulacaklar. Ama bilmedikleri için zorunlu olarak nihilizmin içinde kalıyorlar. Ve aynı zamanda da şeyi açıklamak belki de iyi olur. Niye bu nihilizm bu kadar bir süre sonra şey gelmeye başlıyor. Kurtulamayacak bir şey olarak görünüyor ve insanlar bunu sanki iyi alternatifmiş gibi istemeye başlıyorlar.
gerçeğin peşine takılmak yerine